Bütçe görüşmelerinde 7. gün. Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor. CHP kürsüye hangi bakan çıksa pembe tablolar çizdi dedi. Eleştirilerini pembe gözlükle resmetti. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinde ise en çok dövizle garantili geçiş verilen yol köprü projeleri konuşuldu. En dikkat çeken çıkışı İyi Partili Koray Aydın yaptı. Müşteri garantili projeler yeni bir duyunu umumiye faciası olacak diye uyardı. Müşteri garantili projeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeni bir duyunu umumiye faciası olacaktır. Benim Sakarya'dan İzmir'e gidip gelmem 860 lira tutuyor. Hiç olmazsa müteahhitlerin bu şekilde para çalmasına, hırsızlık yapmasına engel olmayan bakanlıklarınıza bir şey söyleyin diyoruz. Hırsızlığı durdurun diyoruz. 2022 yılı bütçesinde köprü, tünel gibi projeler için 21 milyar lira ödenek konulmasına sebep olmuştur. Kur düzeltilmesi yapılacak olursa bu rakam 25 milyara çıkmaktadır. Sayın Bak karıştırdınız herhalde. Karayollar Ulaştırma Bakanlığı bütçesi konuşuluyordu. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken en çok döviz ve geçiş garantili yol köprü projeleri üzerinden yüklendi muhalefet. İktidarın itirazıysa terörden niye bahsetmiyorsunuz oldu. Sesler yükseldi ama gerginlik büyümedi. Lütfen susar mısınız? Bu arkadaşımız laf atmayı alışkanlık haline getirmiş. Bu alışkanlığı değiştirmesi tavsiyesinde bulunmuyorum. Hiç olmazsa maskesini çıkarsın da ne olduğunu anlayalım. Bütçede maske tartışması da yaşandı pembe gözlükte. Sayın bakanlar, okuma gözlüğünüzü kürsüde unutmuşsunuz. Başka türlü böyle bir pembe tablo çizme şansınız yok. Siz de takabilirsiniz. Gerçi konuşmalarınızda hep bahsediyorsunuz domatesten bahsedip. CHP'li Gamze Taşciğer bütçe görüşmelerinde bakanların hep pembe tablo çizdiğini söyledi. Kürsüye pembe gözlük getirdi ama kendisi pembe değil farklı bir tablo çizdi. İnsanlar markette koşarak alışveriş yapıyorlar. Çünkü bir ürünü raftan alıp kasaya gelene kadar ürünün fiyatı zamlanıyor. İnsanlar ev ziyaretlerine gittiğinde birbirlerine 32'lik tuvalet kağıdı götürecek hale geldi. Enflasyona meydan okuyan tek bir ürün Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı. 40 liraydı. Şu an 25 lira. 2022 yılı bütçesinde milyonlarca çiftçiye ayrılan pay yaklaşık 25 milyar liradır. İktidarın bir elin parmaklarını geçmeyen yandaş müteahhitlere müşteri garantili projeler için ayırdığı kaynak ise 42 milyar liradır. 2022 yılı bütçesinde çiftçilere verilen destek %12,5 artarken proje müteahhitlerine ödeneğin ise %36 arttığı dile getirildi. İktidarla muhalefet arasında bir tartışma da yerli ve millilik üzerinden çıktı. Bu nasıl yerlilik ve milliliktir ki hazine tarafından garanti ödemeleri Türk lirası yerine dolar veya avro ile yapılıyor. Türk mahkemelerine güvenmiyorsunuz. Türk lirasına güvenmiyorsunuz. Dış finansman kullanıldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevli şirketler ve kredi verenlerin taraf olduğu borç üstlenim anlaşmalarında ise İngiliz mahkemeleri yetkilidir. Tahkim yeri Londra'dır. Şimdi bunu çarpıtıp sanki yap işlet devret modelinde Londra mahkemeleri ve dolar bazlı bir işlem açmış söz konuşuymuş gibi ifade edilmesi doğru değil. Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz?